Herkese tekrar merhaba. Verdiğim klasik aralardan sonra yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyim. Videolarımıza bir aylık aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bağlamda My Summer Car'ın 56. bölümüne geldik. En son önceki bölüm olan 55. bölümde şehir turu yapmıştık. Şöyle şehri olabildiğince dolaşmıştım. Ve olan değişikliklere bakmıştık. Derken telefon çalar. Hemen bir bakalım. Evet, parçalar geldi diyor. Marketçi Teymo, onları alabilirsin diyor. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi geçen bölümde şehir turu yapmıştık. Güncellemelerle birlikte değişen noktalar, eklenen, çıkartılan yerler var mı diye şöyle bir gezmiştik. Bu bölüm için ise geçen bölümün sonunda daha çok araçla ilgileneceğiz demiştim. Çünkü araçla bayağıdır ilgilenmiyoruz. Zaten biliyorsunuz yakın bir zamanda save dosyasını da değiştirdim. Yine bir save dosyasına geçtim. Araçtan garip grip sesler geliyor. Zaten benim arabamın rengi böyle değildi biliyorsunuz. Save dosyası değiştiği için şu an araç bu renkte. Şimdi kapıyı bir açalım. Hatırlıyorsanız bu kapıda düşme problemi vardı. Bunun nedeni de vidaların takılı olmaması. Niye takılı değil bilmiyorum. Şimdi kapı hazır düşmemişken unutmadan onu bir halletmek istiyorum. Şöyle bir tamir moduna geçelim. Şunlardan bir tanesi olması lazım. Bu değil. Daha küçüğü mü acaba? Şöyle bir gelsek. Ha. Allah Allah. Onun büyüğü müydü acaba? İlk şunu aldık. Şunu bir deneyelim. Ha, buymuş. Şimdi bunu hallettik. Şurada bir tane daha olması lazım. Ha. Üstte iki. Evet, altta da iki tane. Bir şu. Bir de şu. Okey. Şimdi kapının düşme durumundan kurtulduk. İlk aşama olarak. Bunun yanında. Evet, bunu sonradan takmıştık. Şunun yanında vidalar var. Bunları sıkmadık. Şöyle biraz böyle şey yaptık bu bölümde. Satsuma ile ilgileneceğiz ve vida olaylarından başladık. Aklımda olan vidaları ilk baştan unutmadan bir sıkayım dedim. Şimdi bunu da hallettik. Bunun dışında bir vida konusunda bildiğim bir durum yok. Motor haricinde tabii ki. Motor ne durumda bilmiyoruz. Şimdi motorun şöyle bir şeyini açalım. Şu LED'i ben bir sökmek istiyorum. Bunu nereden sökebiliriz? Heh. Şu LED'i bir sökelim. Ben beğenmiyorum şahsen. Beğendiğim bir parça değil. Şimdik ne yapabiliriz? Şey yapalım. Şu kaputu bir sökelim. Bunu zaten değiştireceğiz. Yenisini almıştık. Şimdi elimizdeki en küçüğü muhtemelen en küçüğü değildir ama şöyle bir şansımı deneyeyim. Yok değil. Ama çok böyle büyük bir vida da değil bu. Şöyle bir ver abi. Ha, en küçüğün ne büyüğüymüş. Şöyle sökelim. Diğerini takacağız. Hem bir de çalışma açısından daha rahat olsun. Kaput böyle öne doğru kalktığı için önden yanaşamıyoruz. Motorla uğraşacağız çünkü. Evet, kendini direkt attı zaten gördüğünüz gibi. Şimdi şunu biz bir alalım. Şöyle şu tarafta. Ha. Şöyle kalsın. Bunu almayacağız. Şimdi takmamızın bir anlamı yok. Şimdi şöyle bir bakarsak. Şimdi şurada akümüz yok. Bu bir. Yağ filtremiz yok. İki. Şuradaki parçamız yok. Şurada sarılı olan. Adını hatırlamıyorum. Yay tarzı bir şey. O yok. İlk gördüğüm dikkatimi çekenler bunlar. Bunun yanında bujiler yok.
Gördüğünüz gibi ujiler de yok. Okey, onları bir alalım. Şimdi önce bir yağ filtresi. Bu en kolay takılan zaten aküyle birlikte. Şimdi şöyle bir yaklaşalım. Demin çıkmıştı. Taktık. Mouse'un orta tuşuyla, scroll tuşuyla yerleştirdik. Ardından akümüz. Akü direkt laps diye takılıyor zaten. Herhangi bir vidası yok diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım. Şu yanda vida mida bir şey olabilir mi? Bir şey gözükmüyor. Bu arada şunlar nedir abi? Şurada boşta kablolar var. Ne olduğunu bilen var mı? Ne kablosu bunlar? Evet, şimdi bujilerden şöyle bir alalım. Daha önce aldığımız için hepsinden var. Bujiler bu şekilde markette satılıyor kutu olarak. Gördüğünüz gibi şurada üzerinde 4 rakamı var. Yani bir kutuda 4 tane olduğunu ifade ediyor. Motorda da zaten 4 tane yuva mevcut. F'e bastığınız zaman direkt kutudan çıkıyor. Fırlatarak açması da ilginç yani direkt. Çöpümüz alışmış mı bir tarafa gidiyordum. Şimdi ilk şunu bir alalım. Direkt takabiliyor muyuz acaba? Taktık, güzel. Döndürme olayı falan var mıydı bunda? Neyse, yerleştirdik. Şöyle bir şu ikincisiydi. Şu üçüncü. Ve şu da dördüncü. Okey. Döndürme olayı var mı acaba? Bilmiyorum. Okey. Başka ne eksik? Şu yay tarzı şey eksik demiştik. O da şurada. Markette satılıyor. Alternatör belt. Bu nedir abi? Clutch cover plate. Racing flywheel. Orada iki tane parça var. Bunlar nereye takılıyor bilmiyorum. Ayrıyetten şöyle bir şey var. Wiring mesh diye. Bunun da nereye takıldığını bilmiyorum. Ama bulmaya çalışacağız. Bulabilirsek bu bölüm içinde takarız. Bizim karakter stres yaptı. 2 dakika bir motorla uğraştık. Hemen böyle bir stres bastı yani. Bu bölüm içinde markete gideceğiz. Marketçi aradı. Parçaları gel al dedi. Ne sipariş verdik hatırlamıyorum. Bunun yanında tekerlekleri bıraktık diye hatırlıyorum. Tamirciye lastik takılması için. Onlar tamam mı bilmiyorum. O ikisine bir bakarız. Ve bu bölümü noktalarız. O şekilde bir ilerleme sağlayacağız bu bölüm içinde. Şunu alalım şöyle. Şöyle sallarsam. İyi, çok gitmedi. Fazla gidip kaybolabiliyor çünkü. Yaylar maylar. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Yok gibi. Artık arabayla uğraşalım ya. Çok uzun böyle bölümler oldu. En son arabayı ne zaman hangi bölümde kullandığınızı hatırlamıyorum ama şu an 60. bölüme doğru yaklaşıyoruz ve yarısından önceydi yani 30. bölümden önceydi Satsuma'yı kullanmamız. Şimdi bu nerenin? Şeyi bilmiyorum bakın. Orada bir işaret çıktı. Tek işareti ama bu parçayı oturtamadık oraya. Nereye gitti o? Wiring mesh miydi neydi? Rastgele bulmaya çalışacağız sanki. Öyle gözüküyor. Dashboard falan diyor. Nereye gitti abi o? Vallahi göremiyorum ya. Wiring mesh. Okey. Ne işe yarıyor abi bu? Farklı şeylere tik olarak çıkıyor. Çok garip bir şekilde.
Her şeye tik çıkartıyor. Bunu kenarda bir bırakalım o zaman. Şimdi şunu bir deneyelim. Bu tarafa takılıyordu. Bunun buraya takıldığından eminim. Allah Allah. Bunda da tik işareti çıkmıyor bu sefer. Pekala, şu parçalar neyin nesi? Bunları da öğrenmemiz lazım. Clutch cover plate. Sanki şuranın parçaları gibi onlar ama tam emin de değilim. İçinden biz burayı sökmemiz gerekiyor diyor. Başka, çünkü onları takabileceğimiz bir yer gözüme çarpmıyor. Onları bir sökelim. Şu yan tarafı. Şimdi şunun vidaları şeyleri büyük zaten. Yani bunları nereye takacağız abi? Şöyle getir bakayım. Oranın vidaları biraz büyük ama ha, direkt bulduk yalnızcık diye böyle. Ha, şunlar birbirine mi takılıyor acaba? Öyle bir parça vardı. Ha, ne oldu öyle? Takılmadı. İşaret çıkıyor ama. Ha, bak işaret çıkıyor, takmayayım. Motorda değiller diye büyük ihtimal. Tamam ya, bu tarafın parçası olması lazım. Şurayı bir sökelim de. Zaten yay da takılmıyor. Burada bir sıkıntı var büyük ihtimal. O sıkıntı da o parçalar buraya takılacaktır diye düşünüyorum. Hayır, ben senin aşağıdaki vidaya yarışamıyorum. Ha. Şöyle bir bastık. Nereye gitti o? Şurada. Dur bakayım. Sakin ol Satsuma. Şimdi bu buranın zımbırtısı değil gibi. Şu aşağıdakinin olabilir mi acaba? Bu daha büyük bir vida gibi gözüküyor. Mecburen sırasıyla gidiyoruz tabi. Hangisi olduğunu bilmediğimiz için. Atlarsak hiç sökemeyiz. Şöyle. Ha, bulduk. Ne oldu abi? Ha, düşmüş galiba. Ha, bu da çıktı. Nerede o? Subframe mi? Değil. Aşağıya bir, ha, şurada ya, yere düşmüş. Şunu bir ver abi. Radyatörle alakalı bir zımbırtı. Şimdi bir takmaya bir çalışalım bunu. Sakin ol. Satsuma. Buraya takılmıyor. Bunu bir deneyelim. Yok. Buraya da tepki vermiyor. Abi bu parçalar nerenin ya? Allah Allah. Hani doğruysa şeyi neden takamıyoruz? Şu alternatör belti neden takamıyoruz? Bunlar da birbirine yerleşmiyor. Bununla alakalı bir şey yok. Şuna bir bakalım. Yok. Şöyle bir bakalım. Şu taraftan. Şu tarafa mı takılıyor acaba? Olabilir mi? Vida sanki yok gibi ama. Allah Allah. Ben bir de en son bir şu üstü bir sökmek istiyorum.
bujiler açısından bir kontrol edeceğim. Bunları direkt taktık ya. Acaba kapağı açıp sıkma durumu olur mu? Bir şeyleri, bujileri. Onun için bir kontrolünü yapacağım. Direkt çünkü cuk diye oturdular. Ben bir şüphelendim. Kolay kolay takılmasından onların. Yok, şunu ver önce. Ha. Şu bir. Şu nerede? Ha, iki. Şu üç. Bunun arkasında da olacaktı. Evet. Şu dört. Şu beş. Ve son bir tane şuradan yakalar mıyız? Yakaladık. Şu da altıncısı. Okey. Kapağı söktük. Bakın, bastığımız zaman lap diye atıyor. Şimdik. Yine bir sigara, yine bir sigara. Sigarasız iş yapamıyoruz. Bu arada bu araç niye böyle görünüyor bilmiyorum. Şu yan çamurlukları ve ön tarafı gördüğünüz gibi garip bir resimler falan bir şeyler var. Bir bilginiz varsa alt tarafa yazabilirsiniz. Düzeltmek adına dikkate alacağım. Şimdi burayı hallettik dedik. Arkadan bir şey var mı acaba? Şurada vida var ama bunlar başka bir şey bence. Şunları sökersek şu üst tarafı da iş daha büyüyebilir sanki ya. Daha bir çarşı pazar karışabilir burada. Bujileri sıkmak için bir şey yok mu ya? Spanner set. Bu ne işe yarıyor? Ha, tamam bulduk bulduk. Okey okey. Doğru şeyi almışım. Bu olay da yoktu. Sonradan eklenmişti. Kullanmadım hiç. Okey, bunu hallettik arkadaşlar. Bujileri sıktık. Böyle bir olay var diye biliyorum çünkü ben. Şimdi bujileri hallettiğimize göre şunu kapatabiliriz tekrar. Çünkü bununla ilgili başka bir işimiz olacağını zannetmiyorum. Bunun... Bunu niye bırakmıyor ya? Ha. Hangisiydi bunun şeyi ya? Aklımda tutmadım. Niye vermiyor? Ha. Allah Allah. Bu da değil. Bu mu? Lan anahtarı kaybettik. Bu da değil. Bu kadar aşağıda değildi ya. Lan niye bulamıyoruz? Şu mu acaba? Değil. Vay arkadaş. Heh. Bayağı ufakmış ya. Ben de aşağılarda hatırladım niyeyse. Şöyle şunu da sıkalım. Bir de şurada denk geldiğimiz vidalar var. Şunları da bir kontrol edelim. Bakarsının gevşeklik falan vardır. Yakalamış oluruz yani. Şimdi şurada 3 tane var. Şunu bir sıkalım. Bir. Şu altta bir tane denk geldim. Satsuma sakin ol. Heyecanlandın yola çıkacaksın diye ama. Heyecan yapma. Evet. Bunu da hallettik. Şimcik şimcik. Şu var ekmesi neymiş ya? Allah Allah. Ben şunun bir anlamına bir bakıp geleyim. Şu parçalara da bir bakacağım. Ona göre devam ederiz bari en azından. Ah, bu stres öldürecek beni ya. Stresten iş yapamıyoruz ya. Sigara içmekten yemin ediyorum.
Pakette bitmiştir zaten. Paket alacağız şimdi. Şuradan bir sigara alalım. Şunu direkt alabiliyoruz mu acaba? Alamıyorum. Niye öyle? Satsuma yerinde duramıyor. Bitir şunu. Heh. Şimdi bir almayı deneyelim. Heh, aldık. Şimdilik. Videodan biraz baktım. Şu kablo olayıymış. Kablolama sağlıyormuş. Onun için de şöyle şuradan Allah. Bir kullanımı var. Lan nereye gitti o? Yanlışlıkla sağ tık yaptım ha. Bir yerlere fırladı galiba. Bu tarafa gitmiş olabilir. İnşallah motordadır ya. Hey Allah'ım ya. Şöyle bir bakalım. Şurada bulmayı umut ediyorum. Wiring mesi. Engine plate. Subframe. Motor oil. Nerede bu ya? Şuradan şöyle fırladı galiba. Şu tarafa bir yere gitmiş olabilir. Wiring mesh neredesin? Wiring mesh kardeş. O kadar uzağa gitmiş olamazsın ya. Neyse ben bunu bir şekilde bulurum abi. Burada bir yerde sıkıntı yok. Arabanın altına bakmadık. Bu ne abi burada? Hey Allah'ım ya. Neyse o parça kablolamayı sağlıyormuş işin özü. Bunun yanında şunlar sanırım şurasının içinde kalıyor. O yüzden burayı sökmek gerekecek. Şu gördüğünüz kısımları. Ben diyorum ki hızlı bir şekilde şurayı bir sökelim. Takabiliyorsak bu bölüm içinde takalım. Takamıyorsak diğer bölüme kalacak. Tamirci ve markete uğrama işini de bu bölümde yapamayacağız. Çünkü bölüm çok uzun olacak. Yüklemesi sıkıntı oluyor sonra benim için. Yani diğer bölüm tamirci ve market olayını halledip motorla uğraşmaya devam edeceğiz. Evet, sizin vidalar hangisi abi? Anahtarlar daha doğrusu. Nereden söküyoruz? Küçük mü yoksa onlar? Yok, şu değil. Şu büyükleri diyorum ya. Ha. Ha buymuş. Evet şu gördüğümüz 2-3 vidayı sökerek burayı açabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle aç bakalım. Yok gelmiyor. Ha, şurada bir vida daha var. Yine gelmiyor. Daha ne açacağız ya? Şurada bir ufak bir vida görüyorum. O en küçüğü olabilir. Değil. Deminki zaten değildi. Onun bir büyüğünü alalım. Evet. Allah Allah. Şöyle bir bakalım. Burayı sökmek için başka vida. Şu sökülü zaten. Ha şurada bir vida varmış. Şurayı da mı sökeceğiz acaba ya? Bu ne inşey abi?
Yanlış yeri sökmeyelim ha. Yok, şu alakasız bir yer. Şurayı açmak için şunları da mı sökeceğiz acaba? Olabilir mi öyle bir şey? Bir de görebilsem açıyı. Heh. Sökelim ya. Boş verin. Motora giriştik zaten. Olan olsun yani. Şurayı da açalım. Geri takarız yani. Çok bir şey kaybetmeyiz. Çünkü zaten Satsuma çalışmıyor. Şöyle bir ha. Şurada bir vida var. Açamıyoruz. Şunu açamıyorum. Bir tane de şu arkada var galiba ama aynı vida mı yoksa? Aynı vidayı mı görüyorum? Aynı vida. Okey. Büyük olabilir. O büyük olabilir. Şunu ver. Bu da değil. Bu da değil. Çantayı kaybettim ya. Bu da değil. Şunu bulabilir miyiz artık? Bütün hepsini denedik. Bu da değil. Lan hangi bir şey bu? Anahtar bu. Çıldıracağım şimdi ya. Şu lanet vidayı hangi şey sökecek? Ha şuymuş ya. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Okey, bunu söktük. Şöyle kalsın. Ya stres nedir ya? Bu stresin başka bir çözümü yok mu ya? Hayret bir şey arkadaş. Hadi bakalım. Tek seferde fondüp yapıyoruz. Sigarayı fondüplemek. İsimli çalışmamız. Ha. Vallahi bunu sökecek daha da vida göremiyorum ben şahsen. Daha neyi sökeceğiz anlamadım. Şunlar tersten sökülen vida falan mı ya? Bunları gevşetmiştik bu şekilde zaten. Bunların çıkmasını sağlayacak şey ne? Oğlum lan, ne düşüyor öyle? Şeyler düşüyor. Paldır küldür takır tukur. Sökmenin yolunu bulamadım. Ne yazık ki. Şöyle bir zoom yapalım. Altta bir de vardı, onu söktük. Şurada vida mı var acaba? Onu mu sökeceğiz? Şurada bir parça var. Bununla bağlantısı var mı? Şu ne? Yok. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada bırakalım. Ne yaptık? Yağ filtremizi taktık. Aküyü takmamış mıydık ya? Akü mü düştü? Ne oldu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Aha burada akü. Akü düşmüş. Demin belki ses ondan gelmiştir. Fark etmedim. Aküyü taktık. Yağ filtresini taktık. Kapının vidasını ve şu subwoofer'ın vidalarını taktık. Şunları nasıl takacağımızı bulamadım şimdilik ama şunun içerisinde takılıyor diye tahmin ediyorum. Ama bir şekilde sökeceğiz onu. Sökemedim. Bu da onunla bağlantılı bir parça. Bunlar takılınca takılacak. Bunun yanında diğer bölümde marketten bunları yapmakla birlikte yeni parçalarımızı alacağız ve hazırsa eğer tamirciden tekerlekleri alacağız. Lastik takılması için bırakmıştık. Böyle bir ilerleme sağlayacağız diğer bölümde. Evet, bu bölümlük benden bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.